Efendim, çok güzel bir iş yerine geldik. Çok farklı, güzel, fevkalade ürünler diyeyim ya da bahçe hizmeti veren bir firmadayız. Tanıyacağız, konuşacağız, soracağız, anlatacaklar. Bu iki genç adamı önce şöyle bir tanıyalım efendim. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. SB Yapı İnşaat firmasının ortaklarından ben Ömer Sargın. 38 yaşındayım. Doğma büyüme Sakaryalıyım. Yaklaşık bir 7-8 yıllık bir fabrika geçmişimiz var. Sonrasında da Allah nasip etti. Şu anda kendi işimizi kurduk. Yaklaşık 9 yıldır kendi işimizde çalışıyoruz. Kendi işimize döneceğiz ama bu arada Erkan Bey'i de tanıyalım. Efendim. Merhabalar efendim. Öncelikle fabrikamıza hoş geldiniz. İsmim Erkan Bal. Özellikle kendi köyümüze fabrika yapmanın mutluluğunu burada yaşadığımızı belirtmek isterim. Ömer Bey ile beraber 2012 yılında Alman firmasından ayrıldıktan sonra kendi fabrikamızı, kendi işletmemizi kurduk. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz. Evet, yani 9 yıl önce başlayan bir ortaklık ve 9 yıl içinde bayağı gelişen güzel bir fabrikasyon çalışması. Burada neler yapılıyor efendim? Burada barbekü sistemleri, mangal üniteleri, baca sistemleri, havalandırma sistemleri, dekoratif taşlar. Yani şöyle söyleyeyim, outdoor malzeme adına bahçelerde, yaşam alanlarımızda kullandığımız ürünleri üretiyoruz. Bunları hangi yolla satışını sağlıyorsunuz Erkan Bey? Bunları internet, ondan sonra mağazalarımız var. Hali hazırda isimlerini verebiliyorum şu an bilmiyorum ama Koçtaş, Tekzen, Banyo Yapı Marketler ve aynı zamanda da Türkiye içinde kendi bayilerimiz var, yurt içi yurt dışı olmak üzere. Ve ürün olarak da şunları da eklemek isterim, Ömer Bey'in unuttu. TOKİ, devletimizin TOKİ kurumunun yapmış olduğu projelerimiz var. Bunların da baca şapkaları ve baca sistemlerini üretmekteyiz aynı zamanda. Bunları da eklemek isterim. Evet, fevkalade. Şimdi efendim 9 yılda alınan bir yol var ortada. Anlattıkları, özetledikleri gibi. Ama bu 9 yılın arkasında da iddialı oldukları, yapmak istedikleri düşüncelerin olduğunu da biraz önceki sohbetimizde dile getirmişlerdi. İmkan sağlarlarsa biz şunları daha güzel hale getiririz derler. Biz yaklaşık 9 yıl önce KOSGEB'in de desteğiyle, devletimizin de desteğiyle kendi firmamızı kurduk. Burada yaklaşık 30.000 TL'lik bir hibe almıştık. Bu süreç çerçevesinde en büyük sıkıntılarımız üretim yapılacak bir alan. 3 kez yer değiştirdik. Kiracılık gerçekten özellikle sanayi için çok zor. Sonrasında kendi arsamızı aldık. İşte kendi çelik konstrüksiyon binamızı kurduk içine. Makine yatırımları yaptık. Fakat en büyük sıkıntımız en başından beri şuydu. Biz KOBİ olarak devletimizin bize göstermiş olduğu sanayi alanları, organize ihtisas bölgelerinden bir arsa gösterilmiş olsaydı bize, kendi binamızı oraya da yapabilirdik. Ya da hazır bir kapalı alan, atıyorum 3000 metrekare bir yerde, sadece yurt dışından daha güçlü bir makine parkuruyla şu anda yaptığımız üretimin yani 2-3 mislini çok rahat gerçekleştirebilirdik diye düşünüyorum. Kimlerden bu desteği bekliyorsunuz şu an, bu düşüncelerinizi gerçekleştirebilme adına? Şu anda aslında bu OSB'lerde bulunan müteşebbis heyetleri var. Hı hı. Bu müteşebbis heyetleri ne kadar mesela organize alanı? 100.000 metrekare. En azından %10'unu KOBİ'lere açarlarsa, burada Ticaret Sanayi Odası'nın da büyük görevi var. Sağ olsun başkanımız bize zaten uluslararası fuarlarda ve yurt dışı fuarlarda da destekleri vardır. Her zaman ziyaret eder. Fakat bu birazcık da atıyorum bir organize alanı bölgesinde 100 tane firma varsa bunun 10 tanesini KOBİ'lere bir şans olarak ayırmalarını isterim. Şahsen yani bize bu şans verilmiş olsaydı arsaya vereceğimiz parayı, işte binalara vereceğimiz parayı kendi işimizde, makinemize, kalıplarımıza yatırabilirdik yani. Evet. Şimdi efendim 9 senede yapılanlar ortada. Arka fonda da zaman zaman yaptıkları ekrana gelecektir, geliyordur da. Tabii bu 9 sene içinde bu kendi fabrikasyon hale getirdikleri bir alana yerleştiler. Kaç kişilik bir istihdam sağladınız efendim? Efendim şu an 30 ve 50 arası projelerimize göre değişen istihdam sayımız var. Ve yeni üretimlere, yeni makinelerimiz geldikçe sayılarımız da daha çok artacak burada. Yani Ömer Bey, bu az önce bize destek verilmeli ve işte ne bileyim farklı alanlarda daha rahat, daha geniş bir alanda, daha sağlıklı üretim yapmak istiyoruz düşüncesi
önünüze konulursa bu istihdam sayısı kaça çıkar 9 sene sonra? Şöyle söyleyeyim, en az 3 katını yakalayabiliriz. Çünkü şu anda 7 ülkeye ihracat yapıyoruz ve üretim anlamında Türkiye iç piyasada zaten pazara hakimiz. Pazarın lideriyiz diyebilirim. Bunun yanında da ihracat sayılarımızı şu an 7 olan sayıyı çok rahat bir şekilde 20'nin üzerine çıkartabiliriz 1 yıllık süreçte. Burada benim söylemek istediğim şey şu. Yaklaşık şu an hali hazırda fabrikanın yatırımı 20 milyon civarındadır. Biz bu 20 milyon TL'yi betona, binaya, işte trafo gibi güç ünitelerine vermesek, makine parkurumuzu geliştirsek, makineye vermiş olsak, bu çok rahatlıkla hem istihdam sayımızı hem ürün çeşitliliğimizi arttırarak, ihracatımızı da güçlendirerek ülke ekonomimize de çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Tabii beraberinde Sakarya ekonomisine de yansıyacaktır. En başında Sakarya zaten aynen öyle. Erkan Bey de daha önce bahsettiği gibi biz doğma büyüme Sakaryalıyız. Bu toprakların evlatlarıyız. Şu anda da Kayalar Reşit Bey mahallesinde, Erkan Bey'in köyüdür burası. Kendi köyümüze yatırımımızı yaptık. Evet. Muhtemelen çalışanlarınız da bu bölgeden oluşmaktadır diye düşünüyorum. Şimdi evet. Efendim tabii dediğimiz gibi fonda gelen ürünleri, ürettikleri bahçe neleri diyeceğiz buna? Nasıl isimlendiriyoruz efendim? Bahçe yapı elemanları. Bahçe yapı elemanlarını dediğimiz gibi fonda görüyorsunuz. Bunlar önemli bir hizmet ve işte daha önce ifade ettikleri gibi bir Alman kuruluşu bu hizmeti verirken onların Türkiye'den ayrılması sonucu Erkan Bey ile Ömer Bey kolları sıvamış ve bugün Türkiye'nin önemli iki firmasında pazarlanan Koçtaş ve Tekzen firmalarında, onun ötesinde kaç şehirde bayimiz var efendim? Türkiye'de 45 şehirde bayimiz var. Erkan Bey'in de az önce bahsetmiş olduğu gibi biz bunu özellikle pandemi sürecinde insanlar fiziki olarak alışveriş merkezlerine gidemedikleri için e-ticaret sitemizi kurduk. Barbekümarket.com. Bununla birlikte 5 tane internet portalı vardır. Hepsi burada. Gitti gidiyor. N11, sahibinden Evide gibi. Bu internet portallarında da ürünü satıyoruz. Bireysel anlamda satılan ürün mesela Trabzon'dan satıldı. Trabzon'daki bayimiz üzerinden hareket görüyor. Kars'tan satıldı. Kars'taki bayimiz üzerinden hareket görüyor. Fethiye sattı. Fethiye üzerinden görüyor. Bu şekilde Türkiye'de 45 tane SB yapı market bünyesinde noktamız vardır. Evet, sizin gibi firmalara KOSGEB destek veriyor. Siz KOSGEB'den beklentinizi tam alabildiniz mi? Ya da artı beklentileriniz var mı efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında 9 sene önce 30.000 TL'lik bir hibe aldık. Biz hatta adi ortaklık olarak başladık şirketimizi kurmaya. Hedefimiz günde bir adet barbekü satmaktı. Fakat sonrasında cirolarımız yükseldi, pazar payımız genişledi, ihracat yapmaya başladık ve adi ortaklıktan şirketimizi limited şirkete çevirdik. Bu süreçten sonra KOSGEB'den nitelikli eleman desteği aldık KOSGEB'den. Sonrasında işler büyüyünce artık dedik yer sahipleriyle sıkıntı yaşıyorduk. Kiradan bir an önce kurtulmamız lazım dedik ve yer satın alması yaptık. KOSGEB'den şu anda yurt dışı pazar desteği ile ilgili bir çalışmamız var. Onu almak istiyoruz. Tüm ülkelerde olduğu için şu an dünyada zaten global bir kriz söz konusu, resesyon var. Fakat burada yine ülkemiz mesela daha önceden bu olmasaydı atıyorum 200 bin işletmeye destek veriyordu. Ama şu şartlarda onu düşürdüler 50 bin işletmeye. KOSGEB de tabii haklı olarak inceleyip sık dokuyor bu konuda. İnşallah önümüzdeki süreçte devletimizin bütçesi birazcık daha artar ve buradan çok daha fazla KOBİ'yi payını alır, yani öyle söyleyeyim. İnşallah. Erkan Bey, hala hazırda mevcut olan bu fabrikanızın kurulu olduğu bu alanda yaşadığınız problemler var mı? Ya da ne bileyim bir elektrik sorunu falan var mı gibi gibi böyle dile getireceğiniz konu var mı? Şaban Bey, bu soruyu sorduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzdan bu yana müthiş sıkıntılar çekiyoruz. Hani imkansızlıkları imkanlı hale getirmeye çalışıyoruz. En basit bir örnek vereceğim size. Makineleşmeye gidiyoruz, robotlaşmaya gidiyoruz. Tabii doğal olarak enerji ihtiyacımız artıyor. Bunun sonucunda da bir trafo almak istiyoruz. Bir örnek verecek olursam, yolun 16 metre karşı tarafında OG şebekesi var. Bu tarafa enerji almak istediğimizde SEDAŞ'la işimizi çözsek karayollarına yakalanıyoruz. Burada bir ay içinde benim makinelerim gelecek. Bir an önce üretime ağırlık vermem lazım.
Bu arada 3 ay süre geçiyor. 2 ay makinelerim burada yatıyor. Bunun gibi prosedürsel anlamında müthiş sıkıntılarımız oluyor. Yani devlet büyüklerimize buradan özellikle rica ediyorum, üreticinin önünü açması gerekiyor bu konularda. Yani üreticiyi daha çok koşturması lazım, yatırmaması lazım. Buradan desteklerini bekliyoruz. Evet. Son sorum olacak Ömer Bey. Önünüzde imkan açılırsa neler yapacağınızı zaten özetlemiştiniz. Böyle tekrar bir dile getirmenizi özetle istiyorum sizden. Beklentinizi tekrar böyle bir özetlen. Bize şunların yapılması lazım. Yapılırsa biz de onun karşılığında bunları yapacağız. Bizim şu an en büyük sorunumuz OSB'de bir fabrika. Biz şu anda bulunduğumuz alan 6000 metrekare. Şu an burası bize yetmiyor. Burasını showroom olarak ürünlerimizin tanıtım bölgesi yapmak istiyoruz. Buraya en yakın bölgeden de bir OSB'den fabrika tahsis istiyoruz. Yani şu anda bize bu konuda destek verirse işte OSB'deki müteşebbis heyetlerindeki büyüklerimiz. Bunun başında tabii valimiz var bu heyetlerin başında. Bu konuda bize destek olurlarsa inanın bizim şu anda neysek yani 5 yıl içinde her yıl çarpı 2 olarak büyüyeceğimize hedeflerimiz doğrultusunda söyleyebilirim. Evet, ben de buna burasını gezip gördükten sonra yürekten inanan biriyim. Erkan Bey, sonra ekleyeceğiniz var mı efendim? İlginiz, alakanız için Şaban Bey çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi gazeteci büyüklerimiz sayesinde derdimizi bir kat daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunun sonucunda da verimleri bekliyoruz Şaban. Biz de sesimizi ilgililere duyurmaya çalışacağız. Ben teşekkür edeceğim, ekleyeceğiniz yoksa. Çok teşekkür ederiz sesimiz olduğunuz için. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Tekrar bir başka röportajda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.